Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo Londra'dan herkese tekrar merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Efendim her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da bizlere eşlik edecek ve Avrupa'da aynı zamanda başta olmak üzere diğer ülke ve birbirine geçen şöyle jeopolitik riskleri değerlendirecek Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasalar Müdürü Muhammed Demir. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk Özlem, yayınlar. Teşekkür ederim. Hemen hızlıca İngiltere ile başlayalım. İngiltere'de yıllık enflasyon oranı geldi ve burada Nisan ayında %9'a yükseldi, açıklandı. Gerçekten çift tane ramak kaldı. Ama tabii hissedilen mutlaka farklıdır. İngiltere bu Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede yaşanan enflasyonun %90'a yükselmesi gerçekten tarihe baktığımız zaman 1982 yılını işaret ediyor. Geçmiş dönemde enflasyonla mücadelede birçok aslında değil mi böyle o günleri şöyle bize özetleyen bazı nasıl diyelim medyada yayınlanan geçmiş dönemde yayınlanan enflasyonla ilgili günler gösteriliyordu. Böyle en çok korktukları nokta zaten enflasyondur. Herkesin işte kendi iç dinamikleri geçmişte yaşadığı sıkıntıların beraberinde getiriliyor. İngiltere'de bu tarih zirveyi tekrar yaşamakta. Nasıl yorumlamak gerekir? Hem vatandaş izlenimin nasıl, aynı zamanda da İngiltere bu durumla ilgili nasıl bir mücadeleye girecek Brexit sonrası? Senin de dediğin gibi yani bunun normalde dokümanlarını, belgesellerini izlerdik. Evet, belgesel diyemedim az önce. Kaldım orada. Evet. Belgesellerini izlerdik. Evet. İşte nasıl enflasyon arttı da enflasyona karşı mücadelede geç kalındı ama işte faiz artırılmak istenmedi. Sonra da mecburen nasıl çok hızlı bir faiz artışına %12-15'lere giden bir faiz artışına girmişti o zamanlar Merkez Bankası. Hatta Soros'un bu İngiltere'nin karşısında oynadığı büyük bahisten bahsedilir. Yani bunlar böyle yapıyorlar ama doğru yolda gitmiyorlar. Dolayısıyla ben burada pound'un değer kaybedeceğine inanıyorum deyip bir pozisyon aldı. Meşhur şeydir arkasında 100 bin tane işte şehir efsanesi ne derler komple teorisini barındıran bir durumdu o zamanlar. Her ne kadar İngiltere'de olsa hani biz genelde bunlar bizim üzerimize oynanıyor diye düşünüyoruz da herkes işte kendince kendi üzerine oynandığını düşünüyor. İngiltere'de de benzer düşünceler söz konusu. Şimdi %9'a geldi. Tabii ki bu %9 aslında genel enflasyon. Bunun içinde gıdaya ve enerjiye bakarsak yani en fakir insanların dahi ihtiyacı olan enflasyona bakarsak çok daha yüksek seviyelerde. Evet. Yani bir teknolojide ya da diğer üretimi ucuzlayan ürünlerde ya da talep azalan ürünlerde fiyat azalması oldu ama genel temel ihtiyaçlara baktığımızda bunlar çok ciddi pahalandı. Şimdi maaş artışına baktığımızda İngiltere'de kabaca %3'lük bir maaş artışı var. Şimdi maaş %3 artarken enflasyon %8-9 giderken ne olmuş oluyor? Sizin ister istemez alım gücünüz düşmüş oluyor. Kaldı ki hani zaten maaşlar da çok yüksek değil İngiltere'de. Her ne kadar Türkiye'den şeyle kurla çarpınca çok yüksek gibi dursa da buradaki yaşam koşullarına göre çok yüksek değil. Dolayısıyla halkta ciddi bir şey var, huzursuzluk var. Bir an önce hani bununla mücadele edilmesi isteniyor. İnsanlar nasıl davranacağını da bilmiyorlar. Hakikaten enflasyonist ortamda tüketici tavırlarını belirleyen kısım henüz yerine oturmuş değil bizim burada. Mesela bir şey alacaksanız önceden alırsınız değil mi? Çok evet. Çok geciktirmeden alırsınız vesaire. Ya da lüks harcamalarınızı kısarsınız. İngiltere'de henüz öyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. İşin kötüsü zaten hani Merkez Bankası da diyor ki bunlar daha iyi günlerimiz diyor. Özellikle Ekim, Kasım aylarına doğru yaklaştığımızda enerji harcamalarının da artmasıyla birlikte enflasyonun iki haneli rakamlara ulaşmasını bekliyoruz diyor. Şimdi burada tabii bir taraftan hükümet faizin çok artırılmasını istemiyor. Hiçbir hükümet faizin artırılmasını istemiyor. Niye? Ekonomi yavaşlayacak vesaire. Orada biraz daha oy kaygısıyla diyelim ki Boris Johnson aman ben oylarımı kaybetmeyeyim diye faizlerin çok artırılmasını istemiyor. Lakin Merkez Bankası da durumun kötüye gittiğini görüyor. Muhtemelen yakında çok şahin bir şekilde faizleri hızlı bir şekilde artıracaklarını açıklayacaklardır. Açıklamazlarsa durum daha kötüye gidecek. Umuyoruz ki açıklarlar. Umuyoruz ki bir an önce önüne geçerler.
Tabii ki bu acı reçetede biraz ekonomiyi olumsuz etkileyecektir. Ama diğeriyle karşılaştırdığımızda maalesef şu an kötünün iyisini seçmek durumundayız. Ekonominin ve dünyanın genel jeopolitik durumunun gidişatı itibariyle. Dolayısıyla muhtemelen faiz artışları hızlı bir şekilde gelecektir. İlk önce bir yavaşlatmayı deneyecektir. Yavaşlar umarız ondan sonra aşağıya doğru gelir. Yoksa böyle gidersek ya bırakın enflasyonu, faizlerin de iki haneli seviyelere geldiğini görebiliriz hızlı bir şekilde ki o piyasayı çok ciddi rahatsız eder. Piyasanın en rahatsız olduğu şeylerden biri yukarı ya da aşağı yönlü olsun ciddi volatilite, oynaklık yani fiyatlarda çok stabilite olmaması. Her merkez bankasında temel görevi zaten piyasadaki fiyat stabilitesini sağlamaktır. Dolayısıyla bir an önce müdahale edecektir diye düşünüyoruz. Peki, İngiltere Maliye Bakanı özellikle burada Rishi Sunak konuya ilişkin değerlendirmesini hükümetin artan enflasyon karşısında aslında halkın tamamını koruyamayacağını ve burada gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu da belirtti. Burada aslında ne tarz bir koruyamayacağı vurgusu yapıldı? Ne için? Neden? Yani nasıl bir hasar var İngiltere'de? İkincisi ise nasıl sence özellikle Maliye Bakanı'nın değinmek istediği destek sağlamak için hazır olduğunu ifade etti. Bu ne anlama gelecek? Yani nasıl bir destekten bahsediyor sizce? Ya şimdi şöyle Özlem, sıkıntınız şu. Bir Covid pandemisi geçirdik. Bu Covid pandemisinde merkez makinalı tüfek gibi elinde ne kadar cephane varsa gerek maaş anlamında olsun, gerek piyasaya likidite sağlama anlamında olsun, gerek işte kredileri destekleme anlamında olsun çok bol keseden kullandı. Kimse böyle bir hem Covid'den kaynaklı, tedarik zincirinden kaynaklı bir enflasyonu beklemiyordu. Kimse de Rusya'ya gidip Ukrayna'ya girecek diye beklemiyordu açıkçası. Hem gıda fiyatlarında hem enerji fiyatlarında bu kadar ciddi bir enflasyon olmasını. Şey gibi işte biraz Ağustos böceği gibi, karınca gibi. Yani siz elinizdeki bütün imkanları harcarsanız ondan sonra şimdi enflasyonun çıkmasının sebebi ne? Bu bahsettiğimiz iki sebebin üzerine piyasadaki fazla likidite değil mi? Piyasadaki fazla likiditenin sebebi ne? Hükümetin işte durumu zorda olanlara ya da işçilere işte şirketlere vesaire yardımcı olmasından kaynaklanıyor. Şimdi gidip de sorunun sebebi olan şeyi tekrar çözüm olarak önüne koymaya çalışırsanız insanların olmaz. Diğer taraftan da tabii Sunak'ın zor bir durumu var son dönemde medyada burada. Geçenlerde şey çıktı bilmiyorum takip ettiniz mi? Eşinin yurt dışı da yurt dışında meskun gibi gözüküp çok düşük vergi ödediği ortaya çıktı. Aslında hani mali olarak, maddi olarak çok iyi durumda olmasına rağmen yani Maliye Bakanı olup da herkesin bir noktada vergisini toplamakla yükümlü olup bunu teşvik etmekle yükümlü olup da kendi taraflarından her ne kadar yasal olsa da bu arada çok etik olmayacak bir şekilde düşük vergi verdiklerinden dolayı toplumdaki popülaritesi de çok iyi değil. Yani aslında bir sonraki başbakan olarak hazırlanıyordu, sunuluyordu medyada, piyasada. Ama görünen o ki hani Sunak'ın çok gidişi yok ki gideceği yer yok gibi duruyor orada. Yaptığı açıklamalar da şimdi yani yardımcı olacağız ama herkese olamayacağız. Ama merak etmeyin buradayız ama çok da bir şey yapamayız. Çok hani kendi içinde oksimoron açıklamalar. Yani yardımcı olacak mısınız, olmayacak mısınız? Ne yapacaksınız, ne yapmayacaksınız? Ellerinde çok ciddi cephane yok hükümet olarak baktığınızda. Gidip de kafalarına göre yeni para basıp da dağıtacak halleri yok. Maalesef bundan 40 sene önce yine bir Tory muhafazakar parti iktidarıydı zannedersem. Yine bu enflasyonun geldiği seviyeler. Aynı şekilde tekrar bunlara nasip oldu. Muhtemelen politik dağılımı da işte avam kamerasının dağılımını vesaire de değiştirecektir. Ne bileyim işte Boris Johnson'ın da işte Sunak'ın da politik kariyerlerinde çok olumsuz rol oynayacak gibi duruyor bu piyasadaki gelen veriler. Çünkü gerçekten tatsız yani. Hani biraz önce de söylediğin gibi içinde yaşadığımız noktadan baktığında öyle gerçekten %9'luk bir artış yok. Temel gıdalarda yani dışarı çıktığınızda, yediğinizde, içtiğinizde, eğlendiğinizde, gezdiğinizde, alışveriş yaptığınızda bu enflasyon oranı %9 değil. Ya ben size en ihtimal %15-20 arası diye hissediyorum. FED'e geçeceğim.
Muhammed, çok konu var, o yüzden hızlı hızlı geçmek istiyorum. Tabii sen detaylarıyla aktar bize. Fed başkanlarından faiz arttırımı ile ilgili açıklamalar geliyordu. İşte Sayın Başkan Powell'ın dün yaptığı bu açıklamalar agresif faiz arttırımlarının devam edeceğini işaret etti. Bir diğer tarafta işte Minneapolis Fed Başkanı Kashgari'de Fed'in arzdaki darboğaz aşılana kadar işte biraz daha faiz oranlarını arttırmaya ihtiyaç olacağını belirtti. Aslında biraz demeyelim, onu hemen siliyorum. Şimdi Powell açıklamalarında şahinleşmeye başladı. Diğer eyalet başkanlarıyla bir araya geldi. İyi polis, kötü polis kalktı ortadan. Herkes kötü polis. Bu açıklamalar ne işaret ediyor? Değil mi? Önceden hani biraz daha Powell yumuşatırdı. Daha naif davranırdı piyasaya. Ya, şimdi hiç öyle görünmüyor. Yani, aklın yolu bir. Hani biz bunu söyleyip duruyoruz. Problemin farkına varmak, çözümün yarısı diye. Yani şimdi problemi fark ettiler demiştik. Yani hiç öyle bir sorun yoktu, artmayacaktı, geçiciydi. Aman yukarıya gidiyor, biraz daha böyle devam edebilirdi. Şimdi dün Şahin değil de yani bildiğim pençelerini çıkarmış Şahin açıklaması yaptı Powell. Ne dedi? Gerekirse dedi, reel getirileri pozitife çekinceye kadar faizleri artırabiliriz dedi. Şimdi reel getirileri pozitife çekmek şu demek. Şu an enflasyon %8 olduğuna göre arkadaşlar bu işin %8'e kadar gideri var. Oraya kadar çıkabiliriz demek. Yani şu an bulunduğumuz yerlerle Powell'ın söylediği seviyeleri karşılaştırdığında çok ciddi bir faiz artışından bahsediyoruz ve çok kısa süre içinde bir faiz artışından bahsediyoruz. Tabii ki bu piyasaları rahatsız ediyor şimdi. Niye rahatsız ediyor? Tabii piyasalar dediğimizde hakikaten çok yanlış algılama var insanlar arasında, yatırımcılar arasında. Ekonominin iyi gitmesiyle borsanın yukarı çıkması çok doğru orantılıdır diye. Hiç aslında birebir korelasyonu olan bir şey değil. Bugüne kadar çok ucuz fonlamadan dolayı ciddi bir şekilde insanlar ucuz fonlama kullanarak menkul kıymet fiyatlarını şişirdiler. Yani gereğinden fazla satın aldılar. Çünkü yatırım yapacak başka bir yer yok neredeyse. Şimdi fonlama artacağından dolayı, fonlama maliyetleri artacağından dolayı buraya yapılan yatırımlar, bu aklına gelebilecek işte lüks tüketim olsun, sanat eserleri olsun, lüks araçlar olsun, işte hisse senetleri olsun, kripto currency'ler olsun, hepsinden ciddi bir geri çekilme başladı. Neden? Artık o alınan borçlar, alınan krediler, kullanılan kaldıraçlar yavaş yavaş kapatılıyor. Peki bu ekonominin aleyhine mi? Yani çok ekonominin aleyhine değil. Tabii ki önemli olan ekonominin bir şekilde üretmesi, servis üretmesi, ürün üretmesi ve bunların tüketilmesi. Bunları da doğru düzgün yapabilmemiz için gidip artık böyle yatırımdan, oturduğumuz yerden yatırdım %10, %20 artıdan ziyade gidip de biraz daha değer ifade eden, değer vaat eden yatırımlara bakmak lazım. Yani bir şirketin karlılığı nedir, bilançosu nedir, nakit miktarı nedir, işte borçluluğu nedir? Hani bu temel analiz dediğimiz. Aynen, maalesef yani şimdi bakıyorsunuz sosyal medyada 18-19 yaşındaki çocuklar oturup size bir yatırım tavsiyesi veriyor. Bakın şunu alın, şuna verin falan diye. İnsan tabii üzülüyor bir noktadan. Çünkü buna herkes izliyor. Gerçekten de ciddiye alıyorlar. Sanki bu hani zamanında tabii içinde kötü niyet, spekülatif manipülasyonlar da var ama biz de program boyunca mesela alıyoruz. Yani kendi analiziyle yani, de bir fikirlerini paylaşan çok değerli insanlar da var. Haklısın ama gerçekten haber akışı. Herkes karşı tarafın cebindeki parayı bir kere gözüne dikmiş durumda. O yüzden aynen, sizden çıkartsın aynen yeter, çünkü gerisi artık geri iş onda kalmış oluyor yani. O yüzden bu cebimdeki aynen parayı sahip yani, çıkmak çok zor. Üzücü olan tarafı evet şu, yani çok duayen dediğiniz yatırımcılar bile yerine tabii yerine göre tüyo, yerine göre teknik analizi, yerine göre ne bileyim çok hakikaten evet, ne aldığını bile tam bilmeden gidip yatırım yapıyorlar. Yani evet, buradaki bu ayrım yapmadan yapılan yatırımlar, biraz bilinçsizce yapılan yatırımlar, insanların dili yandıkça önümüzdeki günlerde biraz daha bilinçli yatırım yapmaya doğru yönelecek. Maalesef muhtemelen çok ciddi bir şekilde kripto piyasasında çok ciddi mağdurlar ortaya çıkacak. Yani bunun neticesinde de tabii hani kazanın doğurduğuna inanıyorsun da niye öldüğüne inanmıyorsun evet, diye evet, gezeceğiz piyasada muhtemelen. Yani çok hızlı bir şekilde yukarıya çıkarken çok keyifle anlatılan bu kripto paralar, hı-hı, çok hızlı sert bir şekilde aşağıya geldiğinde bir de çok merkezi olmayan, nasıl tam Türkçesi bilmiyorum, decentralized olduğu için hani merkezi bir yere olmayan para, bak ne kadar güzel finans dediğimiz var ya,
insanlar bir noktayı kaçırıyorlar galiba finansla ilgili. Neden regüle edildiğini, neden merkezi olduğunu, neden arkasında bir devletin ya da bir kurumun bunu denetlemesi gerektiğini. Çünkü bunlar önemli meseleler. İnsanların yatırımları önemli meseleler. Tabii. Gidip de bunun arkasında hesap soracağınız, bunu denetleyen bir kurum olmazsa, bir devlet olmazsa, bir hükümet olmazsa çok bir anlamı yok. Çünkü o zaman paranızı kaybettiğinizde gidip şikayet edecek yeriniz bile olmaz. Evet. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde biraz daha bilinçli yatırımlara sebep olur. Ama eğer enflasyonun önüne geçmezsek, bu Amerika için de geçerli, İngiltere için de, Avrupa için de, diğer gelişen ve gelişmekte olan ülkeler için de geçerli. Çok ciddi sıkıntılı, özellikle sosyal tarafta, sadece alım gücü olarak değil, sosyal tarafta da sıkıntılara yol açacağı dönemlere giriyor oluruz. İnşallah hani çok büyümeden kesilir. Umarım. Bu anlamda da en güzel, en sert, en net mesajı veren şu an Amerika. Genelde öyle olur zaten. Yine geleneksel olarak bunu İngiltere takip eder. En son da Avrupa'nın aklı başına gelir genelde. Aynı sırayla bekliyoruz inşallah. Şöyle, aslında dediklerine katılıyorum. Bunun yani her türlü piyasada spekülasyon, manipülasyon oluyor. Bunu hatta yani birçok analizlerde de çıkıyor. İşte Elon Musk bile piyasayı manipüle edebiliyor çok rahatlıkla. Güçlü insanlardan da böyle hemen etkilenmemek lazım piyasa üzerinde. Gerçekten kendi hislerimizin dışında kendi gerçek araştırmalarımızın, birçok insanın fikirleriyle ortak karar alınmış mı? Bu karar doğrultusunda bu yatırım yapılır mı? Buna dikkat etmek lazım. O yüzden senin söylediklerine çoğuna ben de katılıyorum. Elon Musk eğer kontrole tabi bir, hani bizim gibi yatırım danışmanı evet, olsaydı, nasıl yaptırım olmasın? Şimdiye çoktan içeri girmiş olurdu, o kadar söyleyeyim yani. Doğru, o kadar manipülasyon olur. Kesinlikle. Peki, ben Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn'e gidiyorum. Amerika'nın, düzeltiyorum, Avrupa Birliği'nin aslında eksi faiz bölgesinden göreceli olarak hızlı bir şekilde çıkması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası yönetiminde de bu görüşün ağır bastığını belirtiyoruz ama yani eksi faizden sıfıra gelme serüveni, vadesi nasıl, yani zaman dilimi nasıl olacak? İşte o sıfıra geldikten sonra artışlar Euro ve Avrupa Merkez Bankası'nın Avrupa tarafının, Avrupa bölgesinde, çünkü çok farklı dinamik sahibi ülkeler var. Bunların hepsini nasıl etkileyecek? Sence Euro'nun bu birçok farklı elma, armut, yani farklı sepetleri bir araya getirdiği Avrupa'nın para birimi Euro'nun yükselişi ya da düşüşü, ülkeler arasında çöküş ya da işte zor duruma sürükleyecek nedenlere de sahip olacak gibi geliyor bana. Yani aslında şöyle düşünmek lazım Özlem. Yani bir Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığında işte kaç tane eyalet var? Hepsi dolar kullanıyor değil mi? Bir şekilde tamam, yani federal hükümet var da herkesin kendi hükümeti var, valisi var vesaire. Kendi kanunları var. Aslında ülke içinde ülke şeklinde geziyorlar. Keza yani Türkiye'nin içine bile baktığında Türkiye'nin her ili bir değil değil mi? Yani her ildeki masrafın, gelirin vesaire. Ama herkes Türk lirası kullanıyor. Herkese bu enflasyonun ya da faizin artışının ya da azalışının etkilemesi çok çok daha farklı. Avrupa aslında biraz öyle. Her ne kadar farklı gibi gözükse de eğer aynı para birimini kullanıyorsanız, eğer aynı para biriminin faizini kullanıyorsanız tamam, yani biraz iyi etkiler, biraz kötü etkiler sizi. Yani bir daha kötü ya da daha az kötü etkiler sizi diyelim. Ama günün sonunda bakın, biz ta buradan İngiltere'den değil mi, siz oradan Türkiye'den, herkes bas bas bağırıyor yani faizler artırılmalı diye. Ya yani sıfıra gelmesini bırakın yani. Amerika ne diyor? Bunu diyor reel getiri olarak pozitife geçme noktasına bile getirebiliriz diyor. Yani enflasyon seviyesine yaklaştırabiliriz diyor faiz oranını. Şimdi Avrupa'nın faiz oranında enflasyon oranında çok düşük değil ki. Sıfıra gelmesini bir hareket olarak değil. Yani hızlıca yapılması gereken, bir alınması gereken bir tedbir olarak görüyoruz. Sıkıntı burada şu. Hani nasıl insan dışarıda soğukta kar yağar, Eli ayağı buz tutar, ondan sonra içeriye gelir, birdenbire sobaya giderse sızlar böyle, acır. Aynı şekilde de faizde de böyle bir sonradan çok geç farkına varıp da hızlı bir şekilde artırmaya kalkarlarsa çok sancılı bir döneme girer ekonomi. Her ne kadar ihtiyacı olan şeyi verseniz de onu bile yavaş yavaş uygulamak lazım. Yani hayatta hiçbir şey dijital değil. Sıfırdan bire, birden sıfıra, birden bire geçmiyor. Yavaş yavaş bir geçiş sürecinin olması lazım. Avrupa her geç kaldığı kararda, yani her faiz artırmadığı toplantıda bu dönemde biraz daha gecikip kendi hem ekonomisini hem enflasyon seviyesini riske atıyor diye düşünüyoruz. Şimdi bakın, Finlandiya bile değil mi, gidip Avrupa'ya
ya arkadaşlar sizin hani faizlerinizi artık yavaş yavaş yukarıya çekmeniz lazım diyorsa yani Avrupa'da bir şekilde duymalıdır diye düşünüyoruz. Çünkü bunlar ekonominin çok temel özellikleri. Profesör olmanıza gerek yok yani bunun arasındaki dinamiği anlamanız için, görmeniz için. Çok basit örneklerle anlatılabilecek şeyler. Kaldı ki Avrupa Merkez Bankası da bunun farkındadır ama özellikle bu Rusya-Ukrayna çatışmasından ve enerji kıtlığından birebir hızlı bir önemli ölçüde etkilendiği için, hızlı değil pardon, önemli ölçüde etkilendiği için burada biraz tereddütlü davranıyor gibi, tereddütle yaklaşıyor gibi konuya. Er yapacak, geç yapacak. İşte 3-4 ay öncesinde, çok uzağa gitmemize gerek yok bakın. 3-4 ay öncesinde Amerika'da bile böyle bir söylem yoktu. Yani bunun gelmesi gerektiğini söyledik, geldi. İngiltere'de de yani şu an faiz artacak tabii bekliyoruz. Ama daha hızlı artmasına yönelik açıklamalar yakında gelir. Aynı şekilde Avrupa'da da aynı şeyler olacaktır. Ama hani ne zaman olacak, geç mi kalacaklar, zamanda mı yapacaklar? Ya zamanı geçti şimdi bana göre. Daha mı geç kalacaklar, az mı geç kalacaklar ona bakacağız. Ve yine Amerika, Janet Yellen, Sayın Yellen'ın Hazine Bakanı'nın ekonomik görünümü zor ve belirsiz olarak değerlendirmesi. Bu değerlendirme zaten artık yani güzel revize raporlar gelmiyor, işte daha karamsar tablolar çiziliyor. Hiper enflasyon, resesyon, stagflasyon, durduk mu duracağız mı? Yani kim bundan fayda görürü konuşamıyoruz. Sence bu karamsar tablo, böyle bir Hazine Bakanı'ndan gelmesi nasıl bir izlenim yaratıyor? Yani ya da farklı bir noktaya daha da bir karamsara götürüyor mu? Yoksa piyasa ve Ya insanların beklediği şeyleri zaten Özlem, dile getiriyorlar mı? karamsar değil de yani sanki anneme sormuşum da annem cevap vermiş gibi böyle ya hiç belli değil ne olacağını da bilmiyoruz. Yani Valla bu o da bizim şimdi kos insan. eski Fedbank başkanının açıklayacağı şeyler değil aslında bunlar. Yani insanlar size niye bir şey soruyor? Bir bilginiz var ki fikriniz var. Yani bunu da bilmeyen insanlarla paylaşın diye. Tutup da ya önümüzdeki dönemde çok belirli değil. Ne olacağını bilmiyoruz. Ortalık karışık. Yani herkes kendine dikkat etsin. Çok bilmiyorum yani garip açıklamalar. Biz bunları görünce direkt okuyup görüp geçiyoruz açıkçası. Tabii ki belirsiz yani onu biliyoruz da. Senin bu konudaki öngörün nedir? %100 değilse bile %60, 70, 55 ne olmasını bekliyorsun? Bunları konuşman lazım. Yoksa dediğim gibi hani şey değil yanlış anlamayın. Annemin belki daha iyi öngörüleri vardır. Şimdi izliyorsa ayıp olmasın da neticede bir Fed başkanlığı yapmış. Dünyanın en ekonomi konusunda duayen kadınlarından biri diyelim. Tutup da böyle bir açıklama maalesef lafı güzafe yani. Baktığınızda Evet. burada bile akşam işten çıktığımızda diğer Evet. traderlarla, diğer portföy yöneticileriyle buluştuğumuzda herkesin iyi kötü bir fikri var. Yani bir noktada büyük bir ihtimal böyle olmasını bekliyoruz diye bir beklentisi olması lazım ki yoksa ne bileyim bir mesleğinizde nasıl bir fark yaratırsınız bilmiyorum yani açıkçası. Belirsizlik var. Ekonomi çok ciddi zarar görecek maalesef. Enflasyonla mücadele için faizler yukarıya gidecek sert bir şekilde. Stagflasyon gelecek. Evet yani bunların hepsi gelecek. Soru şu. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bunu nasıl geride bırakacağız? Bu daha mı kötüye gidecek? Yoksa aldığımız tedbirler aynı Covid'de olduğu gibi, aşıyı bulduğumuz gibi bunun önünü kesip yavaş yavaş belli bir acı dönemden sonra bizi düzlüğe çıkaracak mı? Sorumuz aslında bu. Evet. Yine haftaya çarşamba bu tarz karamsar tablolar üzerinden gidecekmişiz gibi geliyor. Tabii farklı hafta Evet. sonu müthiş bir şey olmaz. Ya maalesef, Evet. maalesef. Yani bir dönem ana mevzu enflasyon olacak gibi, bir dönem piyasadaki satışları konuşacağız gibi. Yani zaten şey ne derler? Evet. Bearish market'a gitti yani ayı piyasasına girdi %20'nin altına Doğru. gelip bütün endeksleri kabaca. Allah Evet. sonumuzu hayretsin ya. Amin inşallah. Ama her Muhammedciğim. ortamda güzel Evet. fırsatlar var Özlem. Doğru. Yani insanlar sadece Tabii, etsinler tabii, yani tabii. rastgele yatırım yapmasınlar yani. Tabii. Ne yapacağız? İdare edeceğiz. Dünya ilk defa kriz görmüyor. Tabii bunu kabullenmemek de lazım ama bir tarafta da kabullenip ona göre aslında hemen hayata adaptasyonu sağlamak lazım. Çok teşekkür ediyorum Muhammed Demir. Her çarşamba bizlere Ben eşlik ediyorsun. Ağzına sağlık, emeğine sağlık.
Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ ol, iyi akşamlar. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasalar Müdürü Muhammed Demir, stüdyo Londra'da da bizlere eşlik etti. Bugünü burada noktalıyoruz. Yarın güzel bir gün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız şimdiden kutlu olsun efendim. Cuma günü 16.30'da tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.